Valla yani bunu e, espri olarak anlaşılan kabul etmiş olmalı ki ya da bunun e, sembolik olarak nasıl ki bay Kemal'de Bay Kemal denmesini e, benimsedi. Evet ben bay Kemalim dedi ama hamburgerde de bir problem yoktur anlamında bir mesaj veriyor Aslında bu tepki e, mantıklı evet. Yani bu tepki şey değil yani niye böyle bir hamburger konu bu bir espri aslında yani benim anladığım bu. Bunda eleştirecek bir şey pek bulamadım. İletişim stratejisi olarak da bakabiliriz değil mi? Ha, Tabii ki zaten iletişim niye? stratejisi. Evet bu şimdi çok olumsuz oldu bu hamburger meselesi biliyorsunuz A, şeyde evet, Amerika'da evet. çok büyük bir olumsuzluk ve kendi siyasi açısı, siyaset açısından da olumsuzluk getirdi. Onu telafi etmek için şu an onu hafifletiyor. Görsel olarak hafifletiyor. Bir tek eleştirim var. Bir tek eleştirim evet. var. Şimdi e, hamburger ile ilgili böyle bir cevap verdiği için Amerika ile ilgili insanlar bunu çok e, latife olarak ele aldılar. Bayağı hiciv ettiler filan. Bu aslında biraz da normal karşılıyorum ama şu tepkiyi de biraz yadırgıyorum. Çünkü bu şu demek. Yani benim söylemlerimle ilgili ne derseniz deyin ben yaparım. Bana vız gelir tırıs gider demek istiyor. Şimdi bir liderin bu tür tepki vermesi aklından geçse bile böyle bir şey. Yani böyle bir tepki vermek istese bile kendisini eleştirenler de dahil. Bu kadar küçümseyici ve üsttenci bir tavırla yaklaşmak bana göre doğru değildir. Ha burada eleştirecek bir tek bunu bulurum. Yoksa es yani konuşulanlara karşı bir tepki kendince akıllı da bir tepki. <laughs> Ama fazla üstenci bir tepki ha, çünkü Amerika'da da hamburger yenmez ki. Ya şunu demek <laughs> evet. istiyor. Hani bir sütlü yani çay falan bizim diyor burada ama demek istediği şu benim diyor Amerika'daki hamburger yedim bilmem ne bununla her kim ne kadar dalga geçtiyse ne kadar bununla bunu hicvettiyse umurumda değil bak bir daha yiyorum hadi bir daha ne yapıyorsanız yapın yani bu biraz Ha bir bakışla çok aşırı muhalif bir gözle baktığınızda oh iyi ki böyle demiş diyenler falan da çıkar. Ama objektif baktığınız zaman açıkçası biraz üsttenci bir tavır. Evet burada bir de saat verilmiş aslında saat 22'de görüşmek üzere diye. Ne Şimdi o şeye saat değil mi Atıf 8 saat o boş zaman kaybı zamanı vurgulamış hamburger ritüeli var onu gösteriyor ve üzerine gidiyor yani. İyileştirme stratejisi ya. Ya iyileştirme stratejisi ama. Evet. Yani ne derseniz deyin umurumda değil demek bu. Evet. Şimdi mesela bunu bir politikacı söylediği zaman biliyorsunuz tepki alıyor. Evet. Yani sizi eleştirenlerle bile dalga geçmeniz doğru değildir. Yani sizi birileri eleştiriyor diyelim, bu eleştiriye karşı cevap verebilirsiniz, karşı eleştiri de yapabilirsiniz. Evet. Ama dalga geçmek biraz. Ee, hakir görmektir. Baz bazı insanlar aynı başka... böyle bir... hı. Buyurun. Hakan Bey orada sanki başka bir şey daha var. Yani şimdi işte bu hamburger esprisinin asıl ne derineydi? Amerika'da sır görüşmelerdi. Evet. Yani açığa hı. çıkmamış bir durum var. Yani Amerika'ya gidiyorsunuz ...dört günlüğüne ve geç sabah aklınıza bir şey geliyor. 8 saatinizi yola ayırıyorsunuz. Tırnak içinde söylüyorum. 8 saati yola ayırıyorsunuz. Yani bu normal bir iş değil. İstanbul'a gitseniz bile 8 yani bir amaç için gidiyorsunuz. 8 saatlik sizin programınız boş değildir. En azından olmaması lazım. Ama siz o 8 saati iptal edip orada işte yolda da bir hamburger yedik diyorsanız o başka bir şeydir. Yani muhtemelen bu hamburger tartışması e, hani sen orada gizli Hangi sır görüşmeyi yaptın tartışmasıydı? Kemal Bey bu olayı hafifleterek e, paçayı kurtarmaya çalışıyor bana göre. Şimdi bu tamam. Bu zaten eleştirildi, söylendi. O da cevaplar verdi. Yani bu tamam. Olayın bu kısmı tamam. Ama ben burada aldığım mesaj... Cevap vermedi. Bunun bir gömlek biraz ötesinde gibi. Ne anlamda? Şu anlamda. Yani o konuda diyor... Gerek Amerika, gerek gizli 8 saat, gerek açık 8 saat fark etmez. Amerika veya o konuda diyor her türlü iddia. Hamburger, benzinci, şucu, bucu tamamı diyor. Umurumda değil demek bu tavır. Ben de diyorum ki bir e, muhalef kendisine rakiplerine belki muhalif bakışlı birisi bir insan için bu yaklaşım cazip gelebilir. İyi ki böyle cevap verdi dedirtebilir. Ama bir de olayları objektif gözleyen hatta karşısındaki siyasi görüşe oy vermiş insanların bakışı vardır. Bu bakışla baktığımız zaman, bu bakışlarla baktığımız zaman biraz fazla küçümseyici bir tavır diye yorumladım. Yani o hamburger olsun, Amerika olsun, söylediğiniz her şey dalgamı geçiyorum demek istiyor. Çünkü sadece burada elindeki hamburger değil olay. Ee, bakın hamburgerimizi yedik diyor. Yani bir e, yüklem var. Bir tane gizli özne var. Abi yüklem bir yanlış özne var. ama. Yüklem yanlış yiyoruz olması lazım. <laughs> öyle değil mi? Bu <laughs> da ayrı. Hala yiyin. <laughs> <da> öyle olması <laughs> lazım yani. O yazan da yazan hatalı yazmış ama. Belki sonra da tweeti. Geçmiş evet. zaman diyor. Hakan Bey buyurun oturalım. Şimdi şöyle bir e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz özellikle ziyaretleri, Amerika ziyareti sonrası, İngiltere ziyareti ve daha sonra da Almanya'ya gitmesi bekleniyor. Şimdi bu ziyaretler elbette siyasetin sıcak gündemleri arasında. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ziyareti sırasında bir tweet atıyor Londra'dan. Türkiye'ye para getireceğini belirterek şu ifadeyi kullanıyor. Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam sabırla Kasım sonunu bekleyin diyor. Şimdi Londra'daki para senelerdir konuşulur. Londra hatta bankerleri denir. Londra sermayesi denir. Bu hangi para? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği? Şimdi efendim tarih sebeple burada tarih profesör hocamız var. Yani. Biz de Narcisa'ne tarihçi olarak ikilaf evet, ederiz. Işte mezun. Yanında. <laughs> Hem de benim bölümün başkanıdır kendisi. İdi. Şimdi e, efendim bir kere Londra bankerleri diye bir laf vardır. Hani böyle bir tanımlama yapılır. Evet Londra'da çok büyük para sahibi bankalar, işte banker denilen büyük sermaye sahipleri var. Hatta bu kesim dünyanın çeşitli ülkelerine de faizle para verir. Büyük finansördür bu insan. Hatta Amerika'yı kuranlar da onlardır. De, evet. evet. Şimdi kimdir bu para hangi para biliyor musunuz? Niye bu para Londra'da birikti? Yani niye Hamburg'da veyahut Roma'da veya Paris'te veya New York'ta bu böyle bir para yok? Ya da böyle bir kitle yok. Sebebi çok basit. İngiliz devleti 1700'lerden 1950'lere kadar yani işte en son Hindistan'dan, Afrika ülkelerinden çekildiği tarihe kadar dünyanın beş kıtasında çok geniş ve zengin kaynaklı sömürgeleri vardı. Ve İngiliz devleti bunları devlet olarak yüzde doksanını kendi işletmedi, yüzde seksenini kendisi işletmedi. Kendi özel sektör diye tanımlayabileceğimiz bugünkü tanımla sermaye sahiplerine verdi. Bunlardan vergi aldı devlet olarak. 250 yıl sürmüş bir sömürü düzeni düşünün. Şimdi maalesef bu ağır bir laf gibi geliyor ama bir gerçek. Ne gibi? Örnek de vereceğim. Şimdi mesela Hindistan'ın neleri meşhur? Tuzu meşhur, baharatı meşhur. Efendim ne bileyim, Güney'in, Seyla'nın çayı meşhur. Tarımı meşhur. Ee, Hindistan'ın çok şeyi meşhur. Veyahut e, tanımış kumaşı, Kaşmir kumaşı bilmem nesi, şusu busu. İngiliz şirketleri ve bu şirketlerin sahipleri düşünün. Beş göbektir. Beş göbek önce, yani... Bugün yaşayan birisinin dedesinin dedesinin babasına verilmiş İngiliz devletinin verdiği ticari hakları 150 yıldır bu insanlar Londra'da bu paralar birikti. Bu sadece Hindistan'ın baharatı veya tuzu veya çayı değil. Orta Doğu'nun petrolü. Orta Doğu'nun petrolü. Afrika'nın Mining. Af Oo Afrika'da neler? Bilmem Güney Afrika'nın vaktiyle elması gibi gibi saymayla bitmez. Ama en önemlisi. Amerika'yı da 1780'e kadar yine aynı kitleler değerlendirdiler. Yani 1780'de Amerika Birleşik Devletleri bağımsız olana kadar 150 yıldır oradaki karakolda İngiliz askeri vardı. Orası İngiliz yönetimindeydi. Evet. Zaten Amerikan bağımsızlık savaşı da yani milliyetçi sebeplerle çıkmadı. Çünkü bağımsızlık savaşı'nı çıkaranlar İngiliz, İskoç. İrlandalı, Alman, Hollandalı, Beş milletten oluşan insanlar. Yok, Amerikalı diye bir şey yok. Onlar kızıl derili. Evet. Bu insanlar burada serbest ticaret yapalım. İngiltere'ye vergi ödemeyelim diye. Peki. Ayrı bir senato kurup Bu konu da bağımsızlık ilanı. uzun uzun Şimdi konuşacağız şura, sağ Yok, yok. şunu sonuçta şunu söyleyeyim. İngiltere'deki bugün sermayenin kökü evet. büyük çoğunluğu. Ha bunun içinde Arap şeyleri de var. Ben, petrol zenginleri var falan. Ama bu sermayenin %80'i, %75'i 200 yıldır dünyanın dört bir tarafından Londra'ya yağmış paraların sermayesidir. Dolayısıyla ben diyorum ki bu paranın temizi temizse kirlisi de kirlidir. Yani bu parayı ya temiz diye tanımlarsınız ya kirli diye. Evet. Bunun içinden siz baharatın parasını biriktirmiş adam temiz de bilmem elmasın parasını biriktirmiş kirli diyemezsiniz. Peki. O parada kirli veya temiz parası ayırt edemezsiniz. Ayrıca temiz paranın girdiği yerden kirli para kaçar lafı doğru dürüz analiz ettiğimiz zaman evet. para hiçbir şeyden kaçmaz para parayı çeker. Uzun Böyle bir şey yok. konuşmaya devam edeceğiz siz nasıl değerlendiriyorsunuz İsmet Bey? Şimdi sıcak gelişme. şu önce bir tweet'in yorumunu almak istiyorum sizden. Hamburgerimizi yedik. Siz özneyi beğenmediniz galiba. <laughs> Yok. yüklemi şey, beğenmediniz yüklem şey, pardon. Geçmiş. Şimdi İsmet Bey. Şimdi buyurun İsmet bana Bey. Mı sordunuz. Ha, şimdi bir kere bu hamburger meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu yanıt vermedi. Yani Amerika'daki hamburger gedikleri dedi o uzun sürenin gerçek nedenini açıklamadı. Yani bilmiyorum beni tatmin etmedi. Ben CHP'lerle konuşuyorum. Ne diyorsunuz buna diye. Onları da tatmin etmemiş. Yani sabah aklına gelmiş. Gazeteciler beraber götürdüğü gazetecileri atlatıyor, uçağa bindiriyor. Ondan sonra kendisi başka bir şekilde gittiğini söylüyor. Yani ben yıllarca bu tür heyetlerle Amerika'ya gitmiş, gelmiş birisi. Hatta zaman zaman da heyetler düzenlemiş, düzenleyen ekibin içinde yer almış birisi olarak e yani beni memnuni, beni tatmin etmedi böyle bir şey. Ve Kemal Bey e, bu e, o kayıp zamanı da o hamburgeri yedim dediği dönemiyle ilgili ikna edici bir açıklama yapmadı. E, günün birisinde bu çıkar, eninde sonunda çıkar. Ha, belki geç çıkar, belki erken çıkar. Şimdi İngiltere meselesine gelince, bakın İngiltere şu anda uluslararası mafyalaşmış. Mafyalaşmış tabirini... Oraya gelmeden İsmet Bey, Finans, fotoğrafta Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki kişiyi tanıyan var mı? Tanıdık bir isim mi? Şoför. Fotoğrafta. Ben tanımadım. Yani tam da göremiyorum şu anda e, uzak olduğu için ama... Onu Onur tanır. E, bilemiyorum. Tanısa tanır. Onur bulur. Tanıyan yok değil mi? Şimdi önce bir e, bu tweetin yorumlarını alayım. Bu tipine benziyor sanki. Kim? şoför veya korunması diye düşünüyorum. Çünkü evet. Türk tipine benziyor biraz. Evet. Ben... Evet. Şimdi bu iletişim stratejisini merak ediyorum İsmet Bey. Bu hamburgerin bir anlamı vardır mutlaka. Nasıl yorumluyorsunuz? Bakın hamburger bir kere bize yabancı bir şey. <gülüyor> hani <gülüyor> e, o nedenle bence uğraştığı şey biraz farklı. Yani burada hamburgeri ısrarla söyleyip o gizli sır olan süreyi e, mizaha çevirip örtmeye çalışıyor. Benim iletişim e, stratejisi açısından yapmak istediği olayın bu olduğunu sanıyorum. E, niye hamburgere ısrarla söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı biliyorsunuz. E, Amerikan hamburgerini beğenmedi, İngiliz hamburgeri yemeye gitti tarzında bir e, espri yaptı. E, muhtemelen ona yanıt vermeye çalışıyor. Ama e, yani bilmiyorum bana pek sağlıklı bir iletişim gibi gelmiyor. Yani hamburger e, oradaki Amerika'daki hamburger süreci bu şekilde kapatılamaz. Yani onu yapmaya çalışıyor, onu hafifletmeye çalışıyor belki ama ben bence kapatamaz. Peki siz nasıl yorumluyorsunuz? Siz e, yüklemi beğenmediniz İlyas Bey. <laughs> ben şimdi İngiltere'de yaşadım, Londra'da da yaşadım. Ee, benim güzel mi İngiltere orada. hamburgeri peki? Şey, şey yapmaya, yok hamburger hiç yemedim. Yani hamburger de güzel değildir İngiltere'nin. Yani ama ben şeye <laughs> e, meydana bakıyorum. Meydanı tanıyamadım ben burada. Belki arkadaşlar atarlar bu meydana ama burada iletişim stratejisi açısından bir şey var. E, o kapalı alan evet. merak ediliyor ya 8 saatlik. Burada Londra'da böyle çok alan vardır. Otobüslere hmm. dikkat ediyor musunuz? Evet. Alanlar vardır. Otobüs durakları ve insanlar bu alanda yoğunlaşır. Chelsea yani, belki burası. Ya yani, ola, olabilir. Yani şurada Londra'da bu merkezler insanların açık olarak kullandığı genelde işte bir meydana gidersiniz. Orada sokakta oturursunuz. Sokakta şeyler vardır. İşte orada e, kahve içersiniz. E, İkindi çayla beraber bir kek alırsınız. Veya işte ben çok hamburger yediğini yendiğini Çay içersin, kek yersin. Evet evet. Tabi saat de önemli. Hangi saatte gittikleri önemli. Ama burada şunu söylemiş. Ben açık açık ortamda, orada da Amerika'da böyle bir açık ortamda oturuyordum, halkın içindeydim, ee, halkla sohbet ediyorum. Havası vermiş. Bence yani siz beni eleştiriyorsunuz ama işte İngiltere'ye de geldim. İngiltere'de de aynı işi yapıyorum. Bu sefer yayınlıyorum. Ee, bu bu anlaşılıyor. Bu hamburger polemiği niye bu kadar uzun sürdü? Sizde? Çünkü şimdi Amerika'da kendi yaptı ama şimdi Amerika'ya gidince 8 saatte boş kalınca insanlar gazeteciler çok meraklı insanlar 8 saati 8 saate araştırmaya başladılar ve e bu 8 saat nerede diye sormaya başladılar. Bir açıklama getireceklerdi. E dediler ki biz hamburger yemeye gittik. İşte bir yerde oturduk. E bir kafede ben oturduk sorayım. ve hamburger yedik dediler. Şimdi 8 saatte bu sefer üzerine gidildi. Bir hamburgerci de işte kaç saat geçirilir? bir hamburger ne kadar vakit geçirebilirsin ve orada 8 saati nasıl dolduracaksın? Yani bu sefer bu sorulmaya başlandı. 2 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu hamburgerle ilgili aslında grup toplantısında bir açıklaması vardı. Daha net olsun okuyayım evet. yanlışım olmasın. 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Şimdi oraya gidecek galiba ardından Almanya'ya gidecek. Evet. Almanya'da hamburgeri bırak da orada döner var döner yersin diye. Şimdi Londra'ya yatırımcı de aramaya de gidiyormuş. De daha var, düne muyum? kadar dört evet. farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor diye de açıklaması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı. Ee, Şimdi de aslında o açıklamaya aslında cevap niteliğinde İngiltere'de de hamburgeri mi İngiltere'de yedin? İngiltere'de de, de İngiltere döner yemesi oldu. lazım. İngiltere'nin döneri biraz daha farklıdır. Etten değil de şeyden soyadan yapılır. Dolayısıyla orada da çok meşhurdur. Take-away'ler var yani arabalarda satılır böyle kafede falan da değil her köşe başında. Mesela şu alanda bile iki tane şeyci vardır. Yani dönerci vardır mutlaka orada. Oradan alıp dönerle poz verse i̇şte biraz daha, bir daha bir iyi arka, İki otobüsün arasında Kısa ögülüyor. bir reklam Bakın. arasına gideceğiz. Daha sonra Ama Yılmaz fotoğrafı... Bey'den de fikirlerini alacağım. Akıl Çemberi'ne kısa bir reklam arası efendim. <laughs> CNN Türk ekranlarına tekrardan hoş geldiniz efendim. Akıl Çemberi kaldığı yerden devam ediyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini konuşuyorduk. Hamburgerimizi yedik saat 22'de görüşmek üzere diye sosyal medya hesabından bir tweet yayınladı. Hemen elinde hamburger fotoğrafı da görüyorsunuz. Ee, şimdi konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Yılmaz Bey e, sizinle devam edelim. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini? Şimdi bu e... Tweet'te e, fotoğrafını gördüğümüz kişinin bizim partilerden e, bana gelen bilgiye göre e, bizim şu andaki Gençlik Kolları Başkanımız Genç Osman Kilik Bey olduğu söyleniyor. Bu o mes fotoğrafla verdiği mesaja gelince tabii Sayın Kılıçdaroğlu e, Amerika gezisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarını sarsmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerini hafifletmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi eğer bir turistik geziye gitse, kendi bilgi ve kültürünü arttırmak için bir geziye gitse kaybolabilir de gazetecileri de atlatabilir, o anlaşılabilir. Ama yani bir davet almadı. Amerika'da herhangi bir yetkiliyle görüşemedi. Bir senatörle görüşeceği iddiasıyla yola çıktı. Ama bula bula karşısında e, bilmem hangi birinin bilmem kaçıncı derecede bürokratları toplantısını izlediği söylendi. E, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu e, hamburgerle örtemediği ayıbını bu fotoğrafla, ya bakın benim işte yaptığım görüşmeler böyle açık şeffaf e, dercesine bu fotoğrafı yayınladı. Ama bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir genel başkanı davet edilmediği bir ülkeye gitmemiştir. Ee, gittiği yerde de mesela eş parti olan e, Amerika Demokrat e, e, Demokrat Parti ile görüşebilseydi, İngiltere'de İngiliz İşçi Partisi ile görüşebilse, toplantılar olsa bunlar anlaşılabilir ziyaretlerdir. Şimdi ben gidip yatırımcıyı Türkiye'ye getireceğim, para getir. Ya kimin adına gidiyorsun? Hangi hangi yetkiden gidiyorsun? Ortada böyle bir durum yok. Başka bir gizli amacını, gizli görüşmeni kamufle etmek için yapıyorsan bu yapılır. Yok eğer gerçekten devletin bir görevlisi olarak, yani devleti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen gidiyorsanız mutlaka mukabiliniz olan görüşmeleri yapmak durumundasınız. Yoksa efendim ben gittim bilim adamlarından bir fink aldım, Bilgi ad bilim adamlarını çağırırsınız, bir konferans verirler, bir rapor verirler sadece siz değil... Partinin bütün kadrosu, bütün yöneticileri bundan yararlanır. O nedenle bu ziyaretler, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretleri hem kendisi itibar, kendisinin itibarını sarsmıştır, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarını sarsmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmeye aday bir konuma hazırlanırken bu ziyaretler onun bu konumuna da zarar vermiştir. Şimdi... Meltem Hanım, bir izleyicimiz bir mesaj atmış. İsterseniz okuyayım. Kemal Bey'in daha önce paylaştığı bir mesajı atmış. Kemal Bey şöyle diyor. Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım demiş. Şimdi bunu diyen Sayın Kılıçdaroğlu Londra'ya para bulmaya gidiyor. Şimdi Londra yani dünyada herkes bilir ki en, dünyanın en büyük tefecileridir. Yani orada mafyalaşmış uluslararası finans kuruluşları vardır ve para satarlar. Hatta bu para kendilerinin de değildir. Amerikan efendim, e, Emeklilik Fonu, Norveç Fonu, Arap ülkelerindeki fonlar, bunlar burada pazarlanır. Yani aracılık yaparlar. Yani e, onun için buralar Londra tefeciler memleketidir. Yani kirli ve temiz diye kıyaslanacak olursa. Belki en kirli paradır orası. Öyle o şey konuya geleceğim değil İsmet Bey. Uzun yani uzun konuşacağız. Gelen... O tweet'i yeniden hatırlatmanızı rica evet. edeceğim size. Ceyda hazırsa bir tane bir videomuz var efendim. Sayın Kılıçdaroğlu Londra temasındayken KRT televizyonuna bağlanıyor ve o televizyonda sorulan soruya da sinirleniyor. Bir izleyelim, üzerine konuşacağız.